Fransa'da yaşayan seyircimiz şunu soruyor. Ablamın çocuklarını kendi çocuklarım gibi kaydettirdim. Üzerime aldım. Burada Fransa'da sosyal yardım alıyormuş. Arkadaşlarım bunun günah olduğunu söylüyorlar. Ama ben burada çocuklara bakıyorum. Bunun neresi günah? Bu günah mı diye soruyor. Haramdır, haramdır, haramdır. Çocuk bizim mi? Değil. Ama yardım Kimin ediyor çocuk? çocuklara. Çocuk ya, elin parasıyla yardım ediyorsun ya. Elin parasıyla yardım ediyorsun. Onu biz geçen seneki programlardan birinde söyledik kızım. Biliyorum. Bu şekilde Hatırladım onu. kaydın yapılmasına vasıta olan muhtar cehennemliktir. Bu şekilde efendim yok gavur parasıdır bu filan deyip alıp o paraları yemek de aynı şekilde ihanettir. Oraya hainliktir. Bak Avrupa'ya işçilerimizin bir kısmı turist olarak gittiler. Kaçtılar, gittiler, ettiler, tuttular. Oralarda senelerce çile çektiler. Daha sonra bu adamlar bir kısım hakları verdiler. O hakları verdikten sonra bizimkiler hile ile emeklilik yaptılar kızım. Hile ile emeklilik yaptılar. Daha sonra bunlar anlaşıldı. Senin neyine güvensin o zaman kızım ya Allah Vallahi aşkına. hocam şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bütün kayınvalidelerden puanları topladınız. Yok canım. Vallahi. Ha, Şimdi bütün gelinlerden nefretini topladık öyle mi? yok canım olur mu? Ne? İnternetten Nazan Hanım yazmış. Yusuf hocama özellikle şu konuda minnet duygusuyla teşekkür ediyorum. Kaynanasını anlatan geline verdiği cevap çok adilceydi. Siz bu kaynanaların, bu adamların oğlu ile evlenin ama anasının da elinizden geldikçe yerden yere vurun. Kötüleme yolunda ve benzeri açıklamalarıyla. Demiş ki hanımefendi, nedir bu yahu kaynanalar? Gelinler de insan. O zaman insan olmak gelinin kaynanaya düşman olmasını gerektirmez. Hem ayıp hem günah demiş. Of hocam Bu of. benim Bu kızım. hiç bitmez biliyor Tabii musunuz? bitmez. Kayınvalide gelin Niye? Ne zamana meselesi. kadar kızım biliyor Çok güzel musun? sorular gelmiş. Cehalet kayaya kuyusudur. Cehalet kayaya kuyusudur. Biz o kuyuda inlemeye devam ediyoruz. Şimdi beni hoş görsün saygıdeğer seyircilerimiz. Avrupa'da yaşayan seyircilerimiz var. İstanbul'da yaşayan seyircilerimiz de var. Biz nereden geldik kızım İstanbul'a? Kendi köyümüzden geldik. Kendi kasabamızdan geldik. Kendi köyümüzden, kendi kasabamızdan gelirken adetimizi, ananemizi beraber getirdik. Beraber getirdik Beraber tabii. getirdik. Dedikodumuzu beraber getirdik. Tamam mı kızım? Ben hacca gidenlere tembih ederim Nur. Hacca gidenlere, tanıdıklarıma tembih ederim. Sakın ha hem Mekke'de hem Medine'de Türklerin içerisinde, mescitte Türklerin içerisinde namaz kılmayın. Böyle bir bakar adam bana. Türklerin içerisinde namaz kılarsan orada dedikodu yapan adamların dedikodusunu dinlemek mecburiyetinde kalırsın. Ama senin lisanını bilmediğin adamların içinde ibadet yaparsan huşuğa Şu erersin, rahat edersin. eder. Tam böyle elini kaldırmışsın, böyle geçmişin kendinden biri omzuna vurur. Selamün aleyküm, sen burada mısın ya? Ben buradayım ya, Allah Allah. Ondan sonra hepsi biter işte, evet. Hocam acayip bir soru var şimdi. Seyircimiz sormuş. Sormadan geçemeyeceğim. Al-Buşra isimli bir seyircimiz şeyden yazmış bize. Instagram'dan yazmış. Şöyle bir şey duymuştum. Düğünlerde kalkıp oynayan kadınların nikahları düşüyormuş. Bu doğru mu? Ya işte. Of of şimdi ben eskiden Şu anda Instagram'da sormuş. gençken çok halay çekerdik düğünlerde gençken. Şimdi çekmiyor Efendim musunuz? şimdi okumaya başladık ya gidiyorum köye izine davul çalıyor zurna çalıyor kemiklerim titriyor benim. Ama haramdır günahtır sen hocasın nasıl olur filan. Ya bu bizim milli kültürümüz ya milli kültürümüz. Geçen Cemil Çiçek Bey de dedi. Bir adam türkü bilmiyorsa geç o adamı Verin dedi. hocama bir Ben de aynı, halay. tabii ben de aynı şeydeyim ya. Kemiklerini Hayır titredi. canım ya. Ben de aynı şeydeyim. Ha, şimdi oynama kadınlar kendi aralarında Oynuyorlar. oynarlar. Bunun hiçbir dini mahsuru yok. Ha hoplayınca nikah onun belinde bağlı mı ki aşağı düşsün hemen? Allah aşkına ya. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, Siz tövbe. Sivaslıydınız değil mi Ben hocam? Sivaslıyım En elhamdülillah. sevdiğiniz türkü ne Sivas? He? Yöresine ait, yörenize ait türkü var mı? Ya da en sevdiğiniz türkü var mı? Ne demek? Ne bileyim bir sevdiğiniz türkü yok mu? Var bir tane ama onu söyleyemem. Hadi ya. Aman Hadi. hocam türküyü Şimdi de mi söyleyemiyorsun? Allah Allah. Vallahi Bir merak bulut ettim. kaynıyor Sivas elinden diyor. Şimdi Hüseyin'e çaldıracaksın onu. Ondan sonra hoca şarkı türkü hocası oldu diyecekler. Ay Evet. hocam bu yok insani bir şey Aa, değil bir mi? bulut kaynıyor Sivas elinden diyor adam. Şimdi ben bazen bulutları gördüğüm zaman bu türkü aklıma gelir. Sivas aklına Yani geliyor mu? 58 senedir ben İstanbul'da olmama rağmen halen oraların şeyi var kızım. Kendi Memleketinin vatan en diyeceğim. çok nesini özledin?
memleketin en çok nesini özledim? Yani o komşulukları özledim. Ben 3 defa izine gittiğimde anamın 3 defa yemekleri ısıttığını ama benim o yemeğe yemeye gidemediğimi hatırlarım. Millet dolmuş köy odasına. O oradan bir şey soruyor, oradan bir şey soruyor, oradan bir şey soruyor. 3 defa ısıtmış, yemek yemeye gidememişim. Aynı şeyi Almanya'daki vatandaşlarımızda yaşadım. Essen'in bir bölgesinde beni görevli gönderdi. Rıza Selim Başoğlu vardı. Ona selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Belçika'daydık bir zaman, gönderdi. Orada bir 10 gün, bir hafta 10 gün görev yaptık. Sabah namazında başlıyorduk, yatsıda bitiriyorduk sabah namazında. Ve orada bir alamca vardı. Ali'ydi galiba. Ya Ali ya Ömer'di. Uzun boylu bir amca. Hocam ısıtmışım ha bu yemekleri. Isıtmışım ama fırsat vermiyor millet. Ha. Sonra bu zevktir be kızım. Zevk değil mi? Tabii zevktir. Tamam şöyle yapın da. Ya bırak bunu. 2 kişiyi değiştirme hakkın yok. Anne ve baba. Bunları aynen kabul etmek durumundasın ya. Aynen kabul edeceksin. Başka çaren yok. Çaren yok. Vallahi. Evet. Dünya yani, onlarla güzel. Kızım. Şu anda annesi babası hayatta olan bütün çocuklara sesleniyorum. Açın telefon, koşun yanına gidin. Tabii canım sen. Sarılın ananıza babanıza. Bu dünya bir gün, o da bugün. Yarın ne olacağımız hiç belli bayramda değil. Bayramda yarın giderim dediğimizde yarın gidemeyebiliyorsunuz. Tabii bayramda camiden çıktığın zaman yapacağın şey ananın babanın elini öpmektir kızım. Elin öpeceğin bir anan, elin öpeceğin bir baban yoksa ne yapacağım ben o hayatı? Ama bu dünya böyle kurulmuş. Böyle kurulmuş, böyle gidiyor. Şimdi bakıyorum ben o mezarlıkta bir dünya yatan insanlar var. Tanıdıklarımız var bir sürü. Zamanında kavga ederlerdi, gürültü yaparlardı, bağırırlardı, çağırırlardı. Hepsi koyun koyuna yatıyorlar. Kuzu kuzuya. Hep öyle kuzu kuzu yatacak mıyız? Yatacağız. Öyleyse bu kavga, bu gürültü niye? Evet, 3 günlük dünyada hiçbir şey için değmiyor. Ben hep bunu anlatıyorum. Yayınlarda da anlatıyorum. Mesela çocukluktan bana en büyük acı nedir diye sorsalar. Böyle sokakta oynarsınız da akşam vakti böyle herkesin babası gelir. Çocuklar tek tek koşup babasına koşar ya. O arkadaşım koşuyor, bu arkadaşım koşuyor, öteki arkadaşım koşuyor. Benim babam yok. Çok küçük yaşta kaybetmişim babamı. Ben de koşarak eve ağlayarak giderdim. Anne benim niye babam yok, ben niye koşamıyorum? Tabii işte. Çanakkale'de, dur burada işte. Çanakkale'de efendim çocukcağı soruyor. Anne babam nerede, oğlum gelecek. Babam nerede, oğlum gelecek. Efendim bir müddet sonra 2-3-5 köylü, kimisinin kolu kopmuş, kimisinin ayağı kopmuş köye geliyorlar. Çocuk görüyor onlar arkadaşlarının annesini babasını. Koşuyor geliyor. Anne anne babam nerede? Herkes geldi, babam nerede? Anneciği sesleniyor. Diyor ki oğlum arabası yan gider. İçinde baban gider. Babanı sorarsan evladım efendim vatana kurban gider diyor. Ay bir ara verelim mi? Tabii uyu yavrum ninni. Hocam daha söylersen peşin. Hadi neyse tamam hadi. Zaten kıymet elindeyken kıymeti bilinir.